Üçüncü soru. Ben Ahmet. Ahmet değil ama. Başka bir isim 32 yaşındayım. İstanbul'da serbest avukatlık yapıyorum. Üniversitede yaşadığım toksik ve vanitas haline getirdiğim bir ilişki sonrasında kendimi tamamen beta hale getirdiğimin farkındayım aslında. Şu anda o işin içindesin herhalde. Farkındalık sonucunda bir çözüm getiremediğim için başka toksik insanlara savrulup durdum. Ayrıldın herhalde. Ondan sonra da e, bazen İnsan böyle ayrıldıktan sonra bu tarz rebound ilişki tarzında yaşayacaktır tamam mı? Yaşadığın ilişkinin özellikle toksik ilişkiden ayrıldıktan sonra e, illa bir ilişki yaşamak zorundayım falan gibi böyle saçma sapan insanlarla çıkmayın. Tamam çıkarsınız 3-5 kişiyle biraz böyle işte çiftleşme falan modelleri olabilir ama kendini kaptırıyorsan birinci ilişkide yani birinci derken bu toksik ilişkinde yaşadığın sorunları Tekrar hayatını alıyorsan hiçbir şey öğrenmemişsin demektir yani. O zaman A kişisi ile B kişisi arasında hiçbir fark yok. Belki saç rengi farklı olabilir ama başka bir fark olmayacaktır yani. Aynı pozisyonlar. Hepsiyle aynı pozisyonlar. Farkındalık sonucunda bir çözüm getiremedim. Evet nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde sürekli olarak baba sorunları olan ve hatta özellikle istismar mağduru kadınları farkında olmadan buldum dipnot olarak bir şey söyleyeceğim. Şöyle, sorun şu. Bir kere gerçekten toplumda baba sorunu olan kadın sayısı arttı. Net. Yani ben buldum falan diye bir şey yok. Hayır, zaten her yerde olduğu için eline attığın zaman onlardan geliyor zaten. Daha da artacak. Tamam mı? Hem baba sorunu olan hem anne sorunu olan kadınların sayısı artacak. Erkeklerin soru sayısı da artacak arkadaşlar. Çünkü ee, ilişkileri sorunlu bir toplum haline geldi. Geldik. Ve boşanmalar da artacak burada. Gençler arasında anne-baba imajı olmadan, rol model olmadan gelişen insanlar olacak. Çocuk bir bakıyor, bir yaşında, iki yaşında boşanmışlar. Ne anne var, ne baba var, belli değil. Şimdi hem baba sorunu var, baba beta, anne zaten özgür işte ne derler? <laughs> Hayat kadını diyecektim ama değil özgür güçlü kadın tamam mı? Yani hayatın içinden öyle söyleyeyim size. Kötü bir şey söylemem. <laughs> özgür güçlü kadın modeli agresif falan böyle bunu görüyor yani. Tamam mı? Erkek çocukta kız çocukta bunu görüyor. Onun için bunlardan çok fazla olacak bir. İkincisi şunu diyorlar ya. Özellikle istismar mağduru kadınları farkına olmadan bulun. Emin olun hepsine inanmayın bunların da. Tamam mı? Hepsine inanmayın. Yani herkeste mi var bu? Değil. Birazcık bu işi e, mağduriyet olsun diye abartıyorlar, tamam mı? O kadar değil. Bir de karşı tarafı dinlemeniz lazım. Herkes böyle, Aman herkes böyle bir mağdur filan, mağdur edebiyatı. Tamam. Onları iyileştirmeye ve korumaya çalıştım. İşte onun için yapıyorlar zaten. Onun için diyorlar. Onun için ben mağdurum. Şöyle oldu, vah vah. Yani kadın erkeğin koruma içgüdüsünü devreye sokmaya çalışıyor. Tamam, böyle uçakta gidiyorsun, evet. O zaman mağdur düğmesine basalım. Çak açıyorsun mağdur düğmesini. Sen hemen koruma içgüdülerin böyle koruma kalkanları falan çıkıyor tamam mı? Sen de böyle ben seni korurum yavrum gel. Ben sana baba olurum bana dedi de. Dedi de. Dedi dedi. Bana dedi dedi. Dedi dedi. Dedi, dedi. dedi de. <laughs> Güzel oldu. Dedi. Yani hemen erkek kadın da onu biliyor. Kendimi ikinci hatta üçüncü sıraya attım. Neredeyse hepsiyle bir süre sonra ikinci kez tekrar denemeye çalıştım. Yani bu paternler var ya değişmeyen paternler arkadaşlar. Bir kadınla böyle ayrılıp birleşme modeline çok fazla girdiğiniz zaman şunu. Yani böyle spor olsun diye devam edilebilir ama yani bundan gerçekten ileride bir bok olmayacaktır arkadaşlar. Bunu anlamanız lazım yani. Ayrılıyorsun işte yok dediği şu falan gerçekten bir şey olmaz. Yani ben yazmadım kuralları. Kurallar zaten yazılmış ben geldiğimde hazırdı yani. Ama ben sadece okudum. Ha, tamam. Ha, tamam, ha, tamam. O kadar yani. Ben onları sadece söyledim. Dünya gezegeni yani yaratmışlar abiciğim. Güzel de o fena değil yani. Güzel yani. Beğeniyoruz şuna. Bakalım asteroid falan çarpacak diye düşünüyorum ama işte insan canlısı kendi arasında biraz kavga eden bir tip. Onun için gezegenin içine ettiler yani. Nasıl söyleyeyim? Üzülüyorum yani. İkinci kez tekrar denemeye çalıştım. Dene abicim değişik pozisyonlar denersiniz ikinci, üçüncü de. Geçtiğimiz 10-11 yılımı hem ilişkiler hem kişilik anlamda enkaza çevirdim. Bak işte sorun bu zaten. Tamam mı? Yani şöyle odunsundur. Güzel bir şey olabiliyor bazen odun olmak. Hiçbir şey olmaz yani tamam mı? Çıkarsın ayrılırsın. bilmem Umurunda değil yani ama sen her ilişkiden bir parçanı veriyorsan, her ilişki seni böyle söküp alıyorsa, her ilişki seni paramparça ediyorsa Problem o zaten. Sen etkileniyorsun, zaman kaybı oluyor. Olayı yaşadığın zaman sen hiç etkilenmiyorsan, bak kavgalardan etkilenmiyor olabilirsin ya zaten kavga etmeye gerek yok. Bir şey oluyor kavga etmiyorsun yani. Kavgaya gerek yok zaten ilişkide. Onlardan etkilenmediğin zaman problem değil yani. Ama devamlı kavga, devamlı düşünüyor, devamlı yok o aradı, yok o mesaj attı, yok ben mi attım bilmem ne filan. O modelde yaşadığın zaman Problem o işte zaten. Onu yaşamaman lazım. Ama sen 11 yılını vermişsin. Kaldı ki 32 yaşındasın. Çok erken başlamışsın bu tarz şeylere. Dışarıdan bakıldığında piç olarak görülüyorum. Estağfurullah. Ve duygusal yakınlık hissetmediğim kadınlara karşı alfa özellikler gösteriyorum. Fakat işin içine his girince direkt olarak çuvallıyorum ki büyük yani pek çok kadınla aynı şey yaşıyorsun. Aslında şöyle. Bunu ben e, pek çok erkekte bu tarzı görüyorum. Şöyle. Tam olarak bu alfa olmayı içselleştirememiş, o doğallığa çevirememiş e, erkekler bunlar. Kadını beğenmiyor. Sadece cinsel olarak görüyor. Ben böyle alfa takılırım. Şöyle artistim, bilmem ne falan gibi dolaşıyorsun. Ama kadını beğendiğin zaman, kadın birazcık kafa oyunlarını, manipülasyonu bildiği zaman, güzel bir kadınsa öz özellikle işin içine birazcık da kıskançlık olayını soktuğu zaman çevresinde başka erkekler varsa onlara gidebileceği seni değiştirebileceği mesajlarını vermeye başladıktan sonra bir anda kapılıyorsunuz. O içindeki alfa bir anda aşkım bu akşam nereye gidiyorsun? Niye mesaj atmadın? ...işte yoktu. Açtım da telefonun kapalıydı. ...işte niye aramadın? İşte bu kim? Bu adam sana niye mesaj atıyor? Modeline girdin. Hemen çabuk giriliyor. Çünkü orada o alfa denen karakter aslında sizde içselleşmemiş durumda. Onu içselleştirdiğiniz zaman Gerçek anlamda ki ben yani şöyle söyleyeyim e, bu benim teorim de yani pek çok çok er, çoğu erkek 90' değil, normalde alfadır aslında toplum onları beta yapmaya çalışıyor ki pek çoğunu yapamaz yani ama içsel olarak kalır o bir şekilde belki kanalla karşılaştıktan sonra içsel o alfa tekrar ortaya çıkıyor ama hala eski alışkanlıklardan o kadının sevgisine muhtaçsınız giderse sevgisini başkasına verirse kime verirse versin. Ama sen her kadına aynı davranıyor olman lazım. Hiçbir farkı olmaması lazım. Çünkü şöyle yani kadının ee, tamam, çok sevebilirsin kadını ama davranışının değişmemesi lazım sen ona karşı. Tamam. Bazı kadınlara daha fazla vakit geçirmek isteyeceksin. Doğru. Ama seni üzebilme potansiyellerinin olmaması lazım. Etkilenmiyor olman lazım. Önemli olan o. Alfa karakter odur. Ama bu kadınla betayım. E, bununla çok alfayım. Olmaz ki o zaman sen o o zaman bir karakter çatışması yaşıyorsun sen. Bir tanesine böyle bir takım hareketler falan arama beni yavrum falan. Ötekisine niye aramadın? Olmaz. Hepsine aynı olmak lazım. O zaman içselleştirmişsindir. Karakterin değişmez yani. O, o şekilde bir dalgalanma göstermez günde, gün içinde. Hisler giriyor diyor falan. Ben de bunu anlamıyorum. Hislerim var. Falan. Şimdi erkeğin ee, şöyle tabii yani hisleriniz var ama ne hissi hissediyorsunuz kadına karşı? Erkek olarak bir şey hissettiğiniz zaman kadına karşı güzel ama o hislerin sizi yönetiyor olmaması lazım. Kapılmamanız lazım. Erkek denen canlı kendini sanal alemde içinde yarattığı hislerle yöneten bir canlı olmaması lazım. Bir de böyle düşün. Son ilişkimde de ilişkimde de hata olduğunu bile bile uzak mesafe ilişkisine başladım. Videolarınızda da bahsettiğiniz haber vermiyor. Mesaj at bak ilk defa okuyorum. Bak mesaj atmıyordu sana dedim. Atmıyormuş hakikaten. Mesaj atmıyor triplerine girip ilişkide kendime olan saygımı kaybettim ve başkalarını her ne kadar bıraktım gibi lanse etsem de başkalarına ha her ne kadar lanse etsem de ghosting yiyerek terk edildim. Başkasını bulmuştur kadın gidiyor ayrılmıştır tamam yani şöyle aslında sana şunu da söyleyeyim ee, kadın böyle bir kadında mesela mesaj sana mesaj atmadığının farkına bile varmaman lazım aslında sana bir şey de haber vermiyor bak aynısını söyledik daha ilk kez okuyorum mesajı onun bile farkına varmaman lazım tamam mı? Aranızda bak kadınla erkek arasında güzel bir ilişki olması lazım aslında. İki tarafında birbirle konuşmak istiyor olması lazım. Çok belli böyle uzun bir aradan sonra bir hissedersin ki ya mesajlar azaldı falan. Tamam. Ne yapayım? Bana ne? Yani gibi düşünmen lazım aslında orada. Çünkü zaten kadının sana gelen mesaj. on onu ayrıca dipnot olarak söylüyorum. Mesela konunun kavramsal olarak konuyla alakası bile yok. Kadının sana mesaj atmaması veya niye atmadığı bence kavramsal yani anlamı bile yok onun aslında. Sadece kavramsal olarak açıklayacağım. Atmıyorsa ilgisi azalmıştır. Güzel. Önemli olan o değil. Önemli olan sen ne yapacaksın? Biraz herhalde ilgisi azaldı. Tamam büyük ihtimalle başka bir kişiyle de görüşüyor. Yani erkektir. Kadın da olabilir tabii. Umarım kadındır. Beni de çağırırlar diye de düşünebilirsin o arada. <laughs> Ancak. Bilmiyorum ne diyeceksin. Tribe girmene gerek yok burada yazmıyor. Yani gerek yok. Tamam aramıştır. Sonra iki gün sonra seni ara, üç gün sonra. Harika. Merak etmedin mi beni sana mesaj atmayınca da diyebilir. Yok büyük ihtimalle işim vardı herhalde. Çalışıyordum falan gibi. Yeni bir proje üzerinde ne bileyim böyle fizik mühendisliğinde falan okuyorsun. Yani büyük puanlar alıp oraya girmişsin falan diye düşündüm. Onun için rahatsız etmek istemedim diyeceksin. Bunun üzerine önüme sizinle tanıştım bunun üzerine önüme ve 10 güne yakın süredir videolarınızı izliyor, okumalar yapıyorum. Güzel. Hayatım kurtuldu. Farkındasın değil mi? İzlediğim videolarda, okuduğum yazılarda gördüğüm tüm hataları yapmışım neredeyse. Bunu görmemi sağladığınız için teşekkür ediyorum. Sormak istediğim şey şu ki ben bir şeyler inşa etmeye çalışırken hep hırsla başlayan ve ilk gazla hareket edip sonra heyecanını kaybedip azalta azalta bırakan biriyim. O senin karakterin. Onu değiştireceksin. Onu ben değiştiremem sana. Tamam mı? Yani şıp sevdi gibisin böyle. İşte bu kızla çok iyi olacak falan. Ondan sonra ayarlıyorsun. Hayatta dalgalanmalarla yaşarsan savrulursun. Bir oradan oraya savrulursun. Dalgalanmalarla yaşayamazsın. Ha, tamam güzel böyle heyecanlar yaşayacaksın. Yani şöyle olamaz. Böyle yaşayamazsın. Tamam mı? Ha, hayat şöyle gidecektir. Ama büyük dalgalanmalarla yaşayamazsın. Çünkü o büyük çıkışların arkasından büyük inişler de gelebilir. Ve ayrıca şöyle söyleyeyim sana. sadece böyle makro ilişkilerinde değil. Günlük o mikro düşünce tarzında da o dalgalanmaları yaşarsın belki. Bir şeyde çok heyecanlanırsın. Başlarsın böyle kendi içinde. Kadın bile yok yani. Kendinle ilgili bir şey yapıyorsun. Bir anda vazgeçiyorsun. O zaman neye döner hayatın biliyor musun? Gerçekleştirilmemiş projeler çöplüğüne döner. Yazın. Doktor Redbill. Kadına da belki öyle bir proje olarak bakıyorsun. Yani evet işte bu kadınla çok mutlu olacağım falan. iki gün sonra hayal kırıklığı. Çok gözünde yüceltme yani. Gerek yok. O da insan yani sonuçta. Göz, gözünde yücelttiğin zaman aslında bu çok biraz da borderline bir davranış. Yani borderline'sin demiyorum ama borderline'lar böyle düşünecektir. Bir anda böyle bir gözde yüceltme falan. Ondan sonra yerin dibine sokma olur. Onlar da. Şimdi neredeyiz? Ee, i̇lk gazlı hareket edip sonra heyecan Red Bull konusunu bırakalım. Red Pill konusunda da olmasını, olmasın diye çabalıyorum. Fakat öneriye ihtiyacım var. Bu konuda sürekli sağlamak, sebat etmek için önerimiz bak şimdi şöyle. Abicim Red Pill bir hap. Tamam mı? Yani hapı niye alırsın? İyileşmek için alırsın. İstemiyorsan alma. <gülüyor> Yersen. <gülüyor> alma yani. Tamam mı? Senin diyecekmiş. Onun için böyle aa evet Red Pill'e başladım filan. Bu hayat kurtarıcı. Bu öyle bir seçenek değil yani aslında. Yani ben işte çok hızlı red pile başladım. E bir kere bunu öğrendikten sonra çıkış yok zaten işin içinden. Niye? Çünkü gerçeği gördükten sonra hayır hayır duymayacağım falan diye yapamazsın ki. Bu gerçek. Gerçeği öğreneceksin. Sebat edeceksin. Disiplinle ilişkilerine bunu yansıttığın zaman hem ilişkilerin düzelecek hem senin hayatın kurtulacak yani. Çok önemli bir şey. Bu. Durum bu. Önerilerim bunlar. Aramıza hoş geldin.